Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bağımızın ikinci yeşil budamasını yapıyoruz arkadaşlar. Birinciyi daha önce yaptık biz ama onu video haline getiremedik bazı aksaklıklardan kaynaklı. Bu ikinci yeşil budamımız. Başlıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Evet, yeşil budamdaki amaç arkadaşlar tiyeğimizin şöyle kök bölgesinde çıkan, üzerinde üzüm olmayan, bakın şöyle göstereyim, o burdal diyebileceğimiz tiyeğimizin kuvvetini boştan yere alan dallardan, sürgünlerden kurtulmamızdır. Öyle özetleyelim. Amaç nedir arkadaşlar? Amacımız, birinci amacımız tiyeği hastalıklardan koruyup güzel bir hava sirkülasyonu sağlamak. İkinci amacımız da arkadaşlar bu obur dallara tiyek gücünü vereceğine, üzümlerimize, salkımlarımıza kuvvetini versin. Daha hem tonaj olarak hem de kalibre olarak daha kaliteli meyve alabilelim. Amacımız budur. Şöyle birkaç tane örneklendirelim. Ondan sonra sizle beraber biraz alalım, yapalım arkadaşlar. Bakın bu tiyeğimizin orta bölgesi. Gördüğünüz gibi açıklığı görüyorsunuz. Şuna da geçelim. Bakın bu da aynı şekilde arkadaşlar. Tiyeğimizin orta bölgesinde hiçbir şekilde obur sürgün, köke yakın olan sürgünleri bırakmıyoruz. Bakın bu da yine farklı bir tiyeğimiz. Şöyle üzümleri de göstereyim size. Üzümlerimiz de artık hemen hemen nohut büyüklüğüne geliyor arkadaşlar. Ki bu da sürümün yaklaştığını gösteriyor bize. Bakın aynı şekilde tiyeğimizin orta seviyesini görüyorsunuz. Bakın bu da aynı şekilde yine tiyeğin orta bölgesinde üzerinde üzüm olmayan, hiçbir şekilde o burdal bırakmıyoruz. Ha şu da var arkadaşlar. Şimdi onu da zaten uygulama olarak göreceğiz. Bakın aynı keza. Bu da tiyeğimizin kök bölgesi açık. Yani hem verdiğimizde ilacı güzel bir şekilde her tarafa alacak arkadaşlar. Hem de alttan ve üstten bir hava sirkülasyonu, aynı zamanda güneş alacak tiyeğimiz. Bu da bağın canıdır arkadaşlar. Özellikle güneş bağ kesinlikle görmesi lazım. Yoksa hastalıklardan kurtaramayız. Yani tiyeğimizin üst bölgesi, bakın şu daha almadığımız bir tiyeğimiz, bakın kök bölgesi açık değil, kapalı. Yani ne bir hava sirkülasyonu olur bu durumda, bu tiyeğin içerisinde, ne de verdiğimiz ilacı rahat bir şekilde alabilir. Hem de hava almadığı için, basık kalacağı için her türlü hastalığa açık hale gelir. Bakın bu yine aldığımız bir örnek. Aynı şekilde bakın şurada bir tane daha almadığımız bir örnek göstereyim size. Bakın arkadaşlar, tiyeğin orta bölgesinde hiçbir şekilde boş bir alan yok. İşte bizim amacımız yeşil budamda tiyeğimizin nefes almasını sağlamak, güneş almasını sağlamak. Hangisindeyiz ya? Bu doğru mu? Tamam. Evet, bakın Yavuz bunu biraz açmış kök bölgesini. Şöyle kafamızı, kameramızı alıp devam edelim yavaş yavaş sizlerle. Bu bağcılıkta kesinlikle ve kesinlikle yapmanız gereken bir işlemdir arkadaşlar. Özellikle böyle bu tür kuvvetli bağlarda kesinlikle yapmanız gereken bir uygulamadır. Bakın şöyle göstereyim size. Gerçi Yavuz bunun, gerçi bu kökten çıkmış. Üzüm var üzerinde ama. Üzümü de kırmışsın oğlum. Neyse, sağlık olsun. Bakın bu bayağı da bir gelişmiş koruk. Yavuz görüyor musun? Nasıl gelişmiş diğerlerine göre. Ha, bunun da arkadaşlar bakın iyi bir örnek geldi elimize. Kökten çıktığı için dalımız, köke yakın olduğu için tiyeğimizin, yani anacımızın suyunu daha kuvvetli bir şekilde çektiği için, bakın üzerindeki üzümü görüyorsunuz. Üst taraflara kuvvet göndermiyor. Bakın şunlar hep, bakın yine aynı şekilde, bakın üzerinde üzüm olmayan bir obur dalımız. Bunu da aldık. Dediğim gibi bağcılıkta kesinlikle, özellikle yatağan bağcılıkta arkadaşlar yapılması gereken bir uygulama. Yapmadığınız takdirde emeğinizi çöp ettiğiniz anlamına gelir. Yani bugüne kadar ki bütün yaptığınız ilaçlamalar, budamalar, sürümler hepsi boşa gitmiş olur. Onun için özellikle dikkat edilmesi gereken bir uygulamadır. Böyle tiyeklerinizin üzerine açacaksınız. Bakın burada bir ceviz var. Bunu kökten kestik.
yine de sürgün veriyor. İşte biz de artık bunu böyle sürgün verdikçe bak gelip alacağız. TA'mizin zaten bundan sonra bir kez daha aldığımızda ondan sonra herhangi bir zararı olmayacak bağımıza. Yani öyle çok detay isteyen, ustalık isteyen bir iş değil arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzerinde üzüm olmayan. Ha şunu da belirteyim. Bazen denk gelir, şimdi denk gelirse yine onun da örneğini gösteririm size. Üzerinde üzüm olanı alırsınız. Almak zorunda kalırsınız. Çünkü tiyenizin orta bölgesini kapatıyordur. Bazen de üzerinde üzüm olmayanları bırakmak zorunda kalırsınız ki bir yıl sonraki budamda orada size güzel bir seçenek olsun. TA'nize şekil verme konusunda güzel bir yerde seçenek olsun diye almadığınız üzerinde üzüm olmayanlar da almadığınız zamanlar olur tabii ki. Şöyle bir 4-5 tekit oradan devam et oğlum. Yani zor bir işlem değil dediğim gibi. Ama kesinlikle yapılması gereken bir işlem arkadaşlar. Bakın TA'nin halini görüyorsunuz. Kapatmış her tarafını ki bu TA'nin doğal seleksiyonudur arkadaşlar. Tiyek illaki kökten sürgün verir. Aslına dönmeye çalışır bakın. Bakın bu tiyekten aldıklarımız. Yani bunlar düşünün. Neden tiyekte kalsın ki? Bakın boştan yere. Bir kucak ya bir keçinin önüne atsanız doyar. Hop bunu da aldık. Bakın açıldı. Ha şunu da belirteyim. Yeşil budam yapıyoruz diye üzümlerinizin salkımlarınızın üzerine açmayan arkadaşlar. O zaman da daha kötü sonuçlara sebebiyet vermiş olursunuz. Salkımların üzeri kapalı kalacak. Onu da unutmayın. Çünkü güneş salkıma direkt temas ederse hele de bu zamanlarda arkadaşlar havaların yeni artık ısındığı zamanlarda şu anda salkımlarımız öyle bir sıcağa gölgede oldukları için hazır değil. Birdenbire de güneşle temasını sağlarsanız bu dönemde hepsi yanar. Ki onu da yaşadık arkadaşlar. O da tecrübeyle sabittir. Bakın. Bu da bu şekilde oldu. Bağımızın İkinci ilacını verdik arkadaşlar. Onu da yine kamerayı unutmuştum. İkinci ilaçlamayı çekemedik. Ama birinci yaptığımızdan farklı bir şey yapmadık diyebilirim. Bakın kapari. Yine tiyeğimizin kökünde. Yani sürümlerde tiyeklere fazla özellikle bağda arkadaşlar fazla yaklaşamadığımız için bu tür bitkiler rahat bir şekilde tiyeğin içinde besleniyor. Muhafaza oluyor. Onun için işte gezdiğimiz böyle dolandığımız zamanlarda onları da alıyoruz ki bağcılık zaten çok emek isteyen bir tarım çeşididir. Evet. Şunları da alıp şöyle tiyeğimizin orta bölgesini. Bu işlemi yapmak için çok geç kalmayın arkadaşlar. Havalar daha tam ısınmadan bakın. Tiyemizin orta bölgesi nasıl açıldı. Yani bunun bu dakikadan sonra ilacına dikkat ettiğiniz sürece hasta olma gibi bir ihtimali yok arkadaşlar. Dediğim gibi basit bir işlem ama kesinlikle yapılması gereken önemli bir uygulama. Ha bu yatağan bağcılık için arkadaşlar. Telli terbiye sisteminde onlar da gerçi yapıyorlar ama böyle detaylı yapmıyorlar zaten. Tiyekler hala hazırda havada olduğu için. Ama biz daha detaylı yapıyoruz. Hem şöyle de bir avantajınız var arkadaşlar. Bunları şimdiden aldığınız için kışın yapacağınız budamda yani şunları eksik kesmiş olacaksınız. Daha az her tiyeye emek vermiş olacaksınız. Öyle bir artısı da var.
Yani atıyorum günde 100 tiyek buduyorsanız bu budamanız 120 tiyeye çıkacaktır. Onun da yine öyle bir artısı var. Dediğim gibi ya, kesinlikle her açıdan düşündüğümüzde yapmanız gereken bir işlem. Şöyle bakın, açılan tiyekler ne güzel oluyor arkadaşlar, nasıl meydana çıkıyor. Hop. Bakın şurada da gereksiz bir karmaşa var. Onu da şöyle aldık mı? Tamam. Yani bazen küçüklere kafa yormazsınız. Böyle 5-10 gün sonra gelirseniz ki o küçükler yine sizin başınıza bela olmuş. Çünkü bağ çok hızlı büyür arkadaşlar. Çok hızlı gelişir. Yani bugünüyle yarınını tanıyamazsınız. Öyle hızlı bir gelişim gösterir. Bakın altta son anda gördüm. Görüyor musunuz altta? O buradalı. Şunun boyunu da size bir göstereyim. Hemen hemen 1.60-1.70 boylarında. Üzerinde üzüm olmayan, yani parazit gibi tiyeğimizden beslenen bir dal. Onun da gereği yok bize. Küçükken, yani dallar böyle büyümeden yaptığımız yine yeşil budan videomuz var arkadaşlar kanalımızda. Onu da bunun sonuna yine ekleyeceğim. Bakın bunu kesemedik, çektik. Bir salkım üzüm geldi. 2 kilo, 3 kilo üzüm kaybetmiş olduk. Onu da bu videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Yani önceki ilk budamını, yeşil budamını görmek isterseniz onu da oradan görmüş olabilirsiniz. Evet, bakın şunlara. Yani şu taraftan ilacı verip gittiğinizde şu tarafın, ATY'in sol tarafının ilacı alma gibi bir ihtimali kalmamış. Çünkü buradan aşıp oraya yetişemez arkadaşlar. Onun için bunları da şöyle biraz tıraşladık mı güzelce, ne? O da tamamdır. Evet. Şunları da alalım. Dikilip gitmesinler. Şimdi dikilse, direkt gitse sıkıntı yok da bir yerden sonra tekrar dönecek arkadaşlar. Yine tiyeğin üzerine gölge yapacak. Bakın şurada size üzümleri de göstereyim. Yani bağın, bu bağın üzümü tartışmasız arkadaşlar. Yani öyle kötü olma gibi bir ihtimali yoktur. Tabii ki bunda bizim de yaptığımız emek olumlu yönde etkiliyor. Yani yaptığımız sürüm kalitesi, yaptığımız budam kalitesi, yaptığımız ilaçlamalar, yoksa bu tiyek siz olmasanız diyelim, sizin emeğiniz olmasa kendi başına hiçbir anlam ifade etmez arkadaşlar. İstediğiniz kadar toprak kalitesi iyi olsun, istediği kadar kuvvetli olsun, sizin dokunuşunuz olmadan, sizin emeğiniz olmadan tek başına hiçbir anlamı yok, hiçbir anlam ifade etmez. Üç dört tane git oğlum ileriden. Ha? O zaman şey yap, baştan bu tarafa dön tekrar. Evet, son durum bağda bu şekilde arkadaşlar. Bugün bunun yeşil budamını bitiririz. Dediğim gibi çok öyle insanı tutan, yoran bir iş değil. Ayak başında kesip kesip gidiyorsunuz. Şimdi bundan sonra da buranın sürümünü yapacağız. 2 ya da 3 gün içerisinde gelip tekrar 4. ve son sürümünü yapmayı planlıyorum. Zaten onu da yine nasip olursa video haline getiririz. İzlersiniz siz de. Sürüm olmadan bizim bu bölgede bağcılık olmaz arkadaşlar. Bakın şöyle, şu iki tiyeğin arasını göstereyim size. Şimdi ben bunu süreceğim. Süreceğim için bu dalların ucularına traktör basıp kopararak gidecek bu dalların ucularına arkadaşlar. Yani sürmediğim durumda bir aya kadar bu toprağı arada göremezsiniz. Tiyek iyice kapatır her tarafını. Yani içerisinde toprak görmeniz pek mümkün olmaz.
Ama süreceğimiz için o olay gerçekleşmiyor. Dalların ucunu traktör çiğneyip kopardığı için. Ama sürüm de olmazsa tabi bir ay dayanamaz. Yok, bir ay çalışamaz. Yani 10-15 gün daha çalışır tiyek. Olduğu yerde kalır. Aynı zamanda üzümleri de geliştirmez arkadaşlar. Üzümleriniz ve salkımlarınız küçük küçük kalır. Evet, bakın. Şuradan da biraz açalım. Keyin batı tarafı da açılsın. Evet, budur. Evet. Umarım işinize yarayacak bilgiler söylemişizdir arkadaşlar. Yine merak ettiğiniz konular olursa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince, bildiğimce yardımcı olmaya çalışırım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yine farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.